Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün karşınızda çok önemli ve çok kritik bir konu ile karşınızdayım. 7. sınıf 3. ünite biyografiyiz konusu ile karşınızdayım. Bu konuda kelimeler was were, past tense, düzenli ve düzensiz fiilleri öğreneceğiz. Evet, was were ile başlıyorum. Was were to be fiilinin geçmiş zamanıdır. I, he, she, it'te was kullanılır. We, you, they'de were kullanılır. Geçmiş zamanda olmak demektir. Ayrıntılı video için lütfen açıklamalara bakınız. Birkaç örnek vereceğim sadece. I, he, she, it tekillerde was kullanılırken you, we, they gibi çoğullarda were kullanılır. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Ve bu iki kalıbım çok önemli. Bu ünitede de geçiyor, ömür boyu da size lazım olacak kalıplar. When were you born? Where were you born? Ben sınıfta bu konuyu öğretirken de ilk bu kalıplarla başlarım. Öğrendikten sonra lütfen ailelerinize sorun, tekrar edin. When were you born? Ne zaman doğdun? Where were you born? Nerede doğdun? When were you born? I was born in November. When were you born? I was born in November. My mother, she was born in August. My father, he was born in May. Yer sorduğunda, Where were you born? I was born in Etiyopya. Die, ölmek. Raise, büyütmek, çocuk büyütmek. Proud of, gurur duymak. I am so proud of you. Move, taşınmak. Adopt, a child, çocuk, evlat edinmek. Eager, istekli, eager. Discover, keşfetmek. Discover, keşfetmek. Invent, icat etmek. Discover, keşfetmek. Invent, icat etmek. Keşfetmek, var olan bir şeyi bulmakken, icat etmek, yoktan var etmek anlamındadır. Feel miserable, kendini kötü hissetmek. Get engaged, nişanlanmak. Get married ya da marry, evlenmek. Awful, terrible, iğrenç, korkunç, berbat, kötü, çok kötü demek. Prize, reward, award, ödül demek. Brilliant, parlak zeka. Chat, sohbet etmek. Company, şirket. Complete, tamamlamak. Decide, karar vermek. Director, yönetmen. Education, eğitim. Exhibition, sergi. Flat, daire, apartman, apartman dairesi. What happened? Happen olmak bu ünitede de çok geçiyor. What happened? Ne oldu? Çok kullanılıyor. Günlük hayatta da çok kullanılır. So, what happened? Ne oldu? Have an accident, kaza geçirmek. Famous, ünlü. Research, araştırma yapmak. Chemistry, kimya. Occupation, meslekler. Prison, hapishane. Poor, fakir. President, başkan. Medicine, İlaç. Graduate, mezun olmak. Scream, çığlık atmak. Scholarship, burs, bursluluk. Serve, servis etmek, hizmet etmek. Writer, yazar. Struggle, mücadele etmek. Tiring, yorucu. Story, hikaye.
What's your story? Senin hikayen ne? Instagram'da da hikaye atıyoruz, story. Talented, yetenekli. Succeed, achieve, başarmak. Receive, almak. Return, geri iade etmek. Dönmek, u dönmek. Success, başarı. Ve geldik ünitenin ana gramer konusuna. Simple past tense, geçmiş zaman demek. İki türlü yapıyoruz. Düzenli ve düzensiz fiiller. Düzenli fiilleri ed'ye gelirken düzensiz fiillerin hepsini ezberliyoruz. Peki nasıl ayırt ederiz? Düzensiz fiilleri ezberlediğinizde geri kalan hepsi düzenli fiillerdir. Fiillere ed takısı geliyor. Eğer fiil e ile bitiyorsa sadece d takısı geliyor. Fiilin son harfi y ise, y'den önce sessiz bir harf varsa, yani iki sessiz harf yan yana geliyorsa y düşüyor, i et takısı geliyor. Ama sondaki harf play gibi y'den önce bir a geliyorsa normal ed geliyor. Sondaki harfler çift olabiliyor. Plan, plant, stop, stop gibi. Sorularında dit başa geliyor. Olumsuz ve sorularda fiil birinci halde, sadece olumların ikinci halde. Yesterday dün demek, last week geçen hafta demek, last night geçen gece demek, 3 years ago 3 yıl önce demek, last summer geçen yaz demek. Bunlarla ilgili ayrıntılı video için lütfen açıklamalardaki past tense, simple past tense, geçmiş zaman videosuna tıklayınız. Düzenli fiil örneklerim var. Lived, visited, walk, listen, dance, watch. Düzensiz fiilleri de ezberliyorum. Örnek olarak go, went, teach, taught, grow, grieve, read, read, write, wrote, see, saw, have, had, catch, caught. Bunlarla ilgili de ayrıntılı video istiyorsanız ve ezberlemek istiyorsanız lütfen açıklamalar kısmındaki irregular verbs'a bakın. Oradaki videodan kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen ama lütfen yorum yazın. Her sorunuza dönüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.